أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiîn lehum bi ihsan ila yevmiddin Risale-i Kutsiye 55. beyit Vücudu ayni de kıldı icad O aklı ula evvel oldu üstad O hubbun suretidir aklı abad Pesondan mevcudatı kıldı seyyad bu hikmetten bilip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, insan, kul, bu dünyaya Rabbisini bilmeye, onu tanımaya ve ona kulluk etmeye gelmiştir. Mevla Teala Hazretlerini bilmek ve onu tanımak ve onu tanımaya çalışmak son derece büyük bir nimettir. Neden? Çünkü kıymetli kardeşlerim bir kulun, bir insanın bu dünyadan ahirete götürebileceği en değerli, en kıymetli, en büyük sermayesi imandır. Ondan daha büyük, ondan daha değerli, ondan daha kıymetli bir sermayesi düşünülemez. Neden iman en büyüğüdür? Bizim bildiğimiz namaz da çok büyük ibadettir. Çok büyük bir nimettir. Tuttuğumuz oruçlar da öyledir. Yaptığımız haclar da öyledir. Efendim verdiğimiz zekatlar da öyledir. Yaptığımız zikirler de öyledir. Yaptığımız hayırlar, hasenatlar da öyledir ama hepsinden evvel iman en büyük nimettir. Neden? Çünkü iman olmadan, iman olmadan diğer saydığımız ibadetlerin, yapmış olduğumuz diğer kullukların, yapmış olduğumuz diğer bütün hayır ve hasenatların Allah katında hiçbir değeri olmuyor değerli kardeşlerim. Evvela iman. Evvela iman. İman ne demek? İman nedir? İman yani lugatta inanmak. İman inanmak. Peki ıstılahta, dinde, İslam'da iman nedir? Orada da başta Allahu Teala Hazretlerinin Varlığına, birliğine Allah'a iman, Allah'ın meleklerine iman, Allah'ın kitaplarına iman, Allah'ın peygamberlerine iman, öldükten sonra dirilmeye, ahiret gününe iman ve kadere iman diye bu inanılması lazım olan, gelen, lazım olan tüm bu şartlara inanmaya, yani kalbiyle tasdik etmeye lisanıyla diliyle de ikrar etmeye ne diyoruz? İman diyoruz. Tabi tüm bu inanılması lazım gelen şeyleri kısaca bir cümlede toplayacak olursak ne dememiz gerekiyor? Âmentü billahi ve bimâ câe min indillahi. Yani Allah'a iman ettim, Allah'a inandım ve Allah katında ne geldiyse onlara da iman ettim. Zaten Allah'a iman ettikten sonra imanın o diğer kalan şartları Allah'tan bize gelen şeyler. Allah'a bir insanın imanı oldu mu? İmanı tam oldu mu? Ondan gelen onun efendim inanın buyurduğu vardır buyurduğu meleklere de iman zarurettir. Allah'tan Gelen kitaplara da inanmak, iman etmek zarurettir. Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman etmek de bir zarurettir. Allahu Teala Hazretlerinin öldükten sonra dirilmek var, bir ahiret hayatı var, bir muhasebe var, hesap var, kitap var, sırat var, mizan var. Bunların neticesinde cennet var, cehennem var. Buyurmasına da inanmak, iman etmek zorundayız. Allahu Teala Hazretlerinin takdir etmiş olduğu kaderini de iman etmek zorundayız değerli kardeşlerim. Tüm bunlar Allah'a iman ettikten sonra zaten yapılması daha kolay, inanılması daha kolay olan şeyler. En mühim, en önemli, en kıymetli şey evvela Allah'ın varlığına bir inanmak. Allah'a bir insan inandı mı, iman etti mi onun indinden gelen şeylere de iman etmesi daha kolay olur inşallah. Evet peki Allahu Teala Hazretlerine iman dediğimiz zaman Allahu Teala Hazretlerinin biliyorsunuz zatını nasıl bilmemiz gerekiyor? Zat-ı Pak-ı Subhaniyesini bila keyf bilmemiz lazım. Ne demek bila keyf? Yani bir şekil veremiyoruz. Bir şekilde düşünemiyoruz. Zatı ı Paki Sübhaniyesi şöyledir, böyledir, şuradadır, buradadır diye düşünmekten ve düşünülmekten nedir? Münezzehtir değerli kardeşlerim. Zatı ı Paki Sübhaniyesini demek ki bila keyf bileceğiz. Keyfiyetsiz, ona keyfiyet vermeden, ona şekil vermeden, ona bir sınır koymadan, ona bir hudut koymadan, ona bir mekan tahsis etmeden zatını bileceğiz. Bunun dışında, bunun dışında Mevla Teala Hazretlerini bilmek neyle mümkün oluyor? Ancak onun sıfatlarını bilmekle mümkün oluyor kıymetli kardeşlerim. Sıfatlarını bilmekle mümkün oluyor. Mesela nedir? Vücut değil mi? Vücut bir sıfatıdır. Vücut ne demek? Allahu Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu varlığı. Allah vardır yani. Kur'an Azimü Şanında ayet-i celli cemilede ne buyruluyor? Estaizu billahi bismillah. Efillahi fillahi şekkun fatiris semavati vel ard. Sadakallahu azim. Al Allah'ın yani varlığında mı şüphe ediyorsunuz? Yerleri gökleri o yarattı. Öyle ya bu yerleri kim yarattı? Bu gökleri kim yarattı? Bu güneşi oraya kim koydu? Ayı oraya kim koydu? Bu yıldızları gökyüzüne kim serpti? Bu denizleri kim yarattı? Bu dağları, bu taşları kim yarattı? Değil mi değerli kardeşlerim? Bu melekleri, bu insanları, bu cinleri kim yarattı? Allahu Teala Hazretleri demek ki vardır. Vücut sıfatından bunu öğrenmiş oluyoruz. İkincisi kıdem. Kıdem ne demek? Efendim evveli olmamak. Evveli olmamak. Bakın bizlerin her birerlerimizin bir nesi vardır? Hayata başlangıç tarihi vardır, değil mi? Hepimiz biliriz. Bunun doğum tarihi şudur, şudur, şudur. Bak evveli var. Ondan evvel o doğum tarihinden evvel o insan var mıydı? Bak yoktu. İşte kıdem ne demek? Allahu Teala Hazretleri için celle celaluhu hiçbir zaman yokluğu ne yapılamaz, tasavvur edilemez. Onun evveli yoktur yani. Efendime söyleyeyim. İkincisi beka. Beka ne demek? Bekada sonu yoktur. Mevlanın sonu yoktur. Halbuki tüm yaratılanların nesi vardır? bir başlangıcı hayata başladığı bir nokta olduğu gibi hayatının da sonlandığı bir nesi vardır? Bir sonu vardır değerli kardeşlerim. Bir neticesi vardır, bir ölüm noktası vardır. Ama Allahu Teala Hazretleri için Celle Celaluhu ne bir evvel tasavvur edilebilir, ne bir son tasavvur edilebilir. Estaizu billah bismillah. Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Sadakallahu'l azim. Bu ayet-i celil cemilede sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu kendisini bize nasıl tanıtıyor? Hüve o Allah Celle Celaluhu. El evvelu evveli yoktur. Vel ahiru sonu yoktur. Ve ez zahiru. Ez zahiru apaçıktır. Nesiyle açıktır Mevla Teala Hazretleri? afarıyla, efaliyle açıkta ve meydandadır. Afar efal ne demek? Yani eserleriyle, yarattıklarıyla ve fiilleriyle, yaptıklarıyla aşikardır. Ne demek? Birkaç misal verecek olursak, bu yerler, bu gökler, bu aylar, bu güneşler, bu yıldızlar, bu dağlar, bu taşlar, bu denizler, bu yaratılan tüm mahluklar, insanlar, hayvanlar, bitkiler ila ahiri tüm bunlar nedir? Allah'ımızın bir eseridir. Bu eser bize neyi söylüyor? Bunların bir yaratıcısı olduğunu bize ifade ediyor. Eseriyle meydana çıkmış oluyor. Ne gibi değerli kardeşlerim? Mesela bir yerden geçerken bir cami-i şerif görsek hangi bizim aklına geliyor ki bu cami kendi kendiliğine öyle buraya dikildi. Yani bunu bir yapan var, bunu oraya bir önce tasavvur eden var, planlayan var, sonra da hariçte bunu buraya inşa eden var değil mi? Hemen de sorarız bunun mimarı kimmiş diye sorarız bak değil mi? İşte bu bir misaldir. Aynı bunun gibi Allahu Teala Hazretlerinin de eserlerine bakınca bu yerleri kim yarattı? Bu gökleri kim yarattı? Efendim yedi kat gökleri Arşı kürsüyü kim yarattı? Bu güneşi, bu ayı kim yarattı? Bu yıldızları kim yarattı? Bu denizleri, bu dağları, bu bitkileri, bu hayvanları, bu insanları kim yarattı? Mimarı kimdir? Allah Celle Celaluhu. Evet. Ne yapıyor? Efendim o asarı bize eserleri bizi Mevla'ya götürüyor. Efendim bir de ef'ali ile dedik. Ef'ali de ile de aşikardır. Ef'al ne demek? Allah'ın fiilleri. Ef'al fiilin cemisidir. Ef'al fiilleri yani yaptıkları. Ne yapıyor baktığımız zaman birkaç tane sayacak olursak çok şey yapıyor da Mevla Teala Hazretleri güneşi doğuruyor, güneşi batırıyor, rüzgarları estiriyor, bulutları sevk ediyor, yağmurları yağdırıyor, nebatatı bittiriyor. Bak tek çeşit yağmurdan bin bir renkte, bin bir tatta, bin bir nebatatı yaratıyor Allahu Teala Hazretleri. İşte tüm bu işler de, tüm bu fiiller de değerli kardeşlerim bizi nereye götürüyor? Bu işi yaratana götürüyor. İşte ne demek? Evet, Hüvel evvelu vel ahiru Allahu Teala evveli yoktur, sonu yoktur. Ez zahiru Allahu Teala Hazretleri zahirdir, meydandadır. Nesiyle? İşte böyle değerli kardeşlerim eserleriyle ve fiilleriyle meydandadır. Biz onları görünce o eserlerden, o fiillerden onu yaratana ve o işleri yapana ne yapmamız lazım? Geçiş yapmamız lazım. Mevla'yı öylece de bulmuş olmamız lazım. Efendim. Vel batinu ez zahiru eserleriyle efalleriyle aşikardır meydandadır. Vel batinu zati paki subhaniyesiyle batındır. Ne demek? Gizlidir değerli kardeşlerim. Zatı paki subhaniyesi gizlidir. Demin ne dedik? Aynı işte öyle keyfiyetten, mekandan, şekilden münezzehtir Allah Celle Celaluhu. Biz onu ancak neyle bilebiliyoruz? İşte o sıfatlarını bilmekle değerli kardeşlerim. Peki demek ki Mevla'nın sıfatları ne dedik vücut, Allah vardır. Ne dedik kıdem, evveli yoktur. Ne dedik beka, sonu yoktur. Vahdaniyet, vahdaniyet ne demek? Allah Celle Celaluhu tektir. Onun bir ikincisi yoktur yani. Estaizu billah bismillah. Kul hüvallahu ehad Allahü samed. Kul ey peygamberim de ki huve, huve o Allahu Allah'tır ehadun o birdir bak birdir. Peki vahdaniyet demek ki değerli kardeşlerim ondan sonra muhalefetün lil havadif. Bu ne demek? Sonradan yaratılan hiçbir şeye benzerliği yoktur. Allahu Teala Hazretlerinin. Estaizu billah bismillah. Leyse kemislihi şeyun. Allahu Teala Hazretlerinin hiçbir benzeri, hiçbir misli yoktur değerli kardeşlerim. Peki kıyam bi nefsihi, kıyam bi nefsihi ne demek? varlığı kendindendir. Yani ne demek? Varlığı için başka bir şeye muhtaç değildir Allahu Teala Hazretleri. Halbuki kullar öyle midir? İnsanlar öyle midir? Efendim bitkiler öyle midir? Hayvanlar öyle midir? Yerler öyle midir? Gökler öyle midir? Ay öyle midir? Güneş öyle midir? Yıldızlar öyle midir? Öyle değildir. Onları bir tutan var. Eğer Mevla onları tutmasa, Demek ki onlar kendi kendine ne olamazlar? Var olamazlar. İşte Allah Celle Celaluhu'nun da nedir? Varlığı kendindendir. Hiçbir zaman değerli kardeşlerim başka birine nesi yoktur? İhtiyacı yoktur. Muhtaç değildir. Pekala. İşte demek ki ne dedik? Allahu Teala Rabbimizi bilmeye çalışalım. Onu tanımaya çalışalım. Ne büyük nimet onu bilmek veya bilmeye çalışmak. Bu ne acayip bir şeydir. Bu ne büyük bir nimettir. Allah bize bunu tam olarak nasip eylesin inşallah. Gerektiği gibi istifade etmeyi bize nasip eylesin. İşte bu okuduğumuz beyitler var ya, Risale-i Kutsiyemizin bu beyitleri Mevla Teala'dan ve onun fiillerinden, yaptıklarından, bahsetmektedir. Şöyle ki vücudu ayni de hakkıldı icat. Hak taala Hazretleri Allahu Teala Hazretleri vücudu ayni vücudu ayni yani harici vücut demek değerli kardeşlerim. hariçte olan vücut. Efendim. Harici vücutta icat etti. Ne demek? Bunu nasıl anlayalım? Bir, vücudu ilmi vardır, bir de vücudu, efendime söyleyeyim, ayni vardır. Vücudu ilmi ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Vücudu ilmi, ilimdeki var ediliştir. Yani bir misal verecek olursak, bir cami inşa etmeden evvel, bir cami inşa etmeden evvel mimarın, o camiyi efendim zihninde tasavvur etmesi, suretlendirmesi ne olmuş oluyor? Vücudu ilmi oluyor. O vücudu ilmi de ne olur? Nasıl olur? Mesela evvela insan nasıl tasavvur eder? Ben bir cami yapayım ya. Mutlak bir cami. Bu ne olur? Bu efendim mücmel olur. Yani kısa. Yani genel bir şey olur. Sonra ne olur? Evet camiyi tasavvur ettikten sonra sonra da tafsilen insan o camiyi bu sefer ilminde, zihninde tasavvur etmeye başlar. Mesela ben bir cami yapayım ama bunun işte dört tane minaresi olsun. Bunun mihrabı şöyle olsun. Bunun şu kadar kapısı olsun. Bunun kubbesi böyle olsun. Direkleri böyle olsun. Bak bu da ne oluyor? Bu da işin tafsili oluyor. Tüm bunları bir, birisinin, bir mimarın zihninde tasavvur etmesine ne deniyor? Vücudu ilmi deniyor. Vücudu ilmi. Evet. Peki vücudu aynı nedir? Vücudu aynı. Vücudu aynı ise o mimarın o zihninde suretlendirdiği, tasavvur ettiği. Efendim o var etmeye çalıştığı zihninde tasarladığı eseri hariçte de yapmasına deniyor. Hani düşünüyordu ya bir cami yapayım, camiyi yapması. Hani düşünüyordu ya dört minareli olsun, dört, dört minareli yapması. Hani şu kadar efendim direği olsun, o kadar direkte yapması. Şu kadar kapısı olsun, bu kadar kapısını yapması. Mihrabı şöyle olsun diye düşünüyordu ya aynı ona uygun olarak onu yapmasına da ne deniyor? Vücudu aynı deniyor. Vücudu aynı. Yani ne oluyor bu? İlimdeki suretin hariçte var edilmesine ne deniyor? Vücudu aynı deniyor. İşte değerli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ilk evvela tüm yarattıklarını ne yaptı? Vücudu ilminde evvela var etti, yarattı. Ondan sonra onu önce icmalen kısa olarak var etti. Daha sonra tafsilen ilminde var etti. Daha sonra da tüm o vücud ilminde efendim tasavvur ettiklerini ne yaptı? Efendim hariçte var etti. Ona da ne deniyor? Vücudu aynı deniyor. Efendime söyleyeyim. O aklı ula evvel oldu üstad. O aklı ula. O aklı ula demek yani ilk akıl. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklı değerli kardeşlerim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati evvel oldu. İlk evvel biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati yaratıldı ve o üstad oldu. Üstad ne demek? Yani usta, sanatkar, muallim, bilgide ve sanatta veya amelde en üst seviye, en maharetli zat demek. Yani değerli kardeşlerim nasıl anlayalım? Yüce Allah Celle Celaluhu vücudu aynide yani harici vücutta eşyanın varlığından evvel aklı evveli üstad kılmıştır. Aklı evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesidir? Hakikatidir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati ne oldu? O üstad oldu. O üstad oldu sanki diğer peygamberlerin hakikatleri, meleklerin, cinlerin, insanların hakikatleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesi olmuş oldu? Talebeleri oldu gibi sanki. O hubbun suretidir aklı abad. Aklı abad o hubbun suretidir. Abad mamur, şen, çok dolu manalarındadır. O mamur akıl yani aklı evvel hub makamının suretidir. Pesondan mevcudatı kıldı seyyat. Mevla Teala Hazretleri bütün varlıkları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinden yarattı. Evet. Bu hikmetten bilip hakka gidelim. Cemali bakemale seyredelim. Hikmet demek değerli kardeşlerim. Herkesin bilmediği gizli sebep, sır, Kainattaki yaratılıştaki ilahi gayedir. Bu hikmetler, bu incelikler sözle anlaşılır şeyler değildir. Kalp ilmiyle ancak hikmet anlaşılabiliyor. Bu ince ilimlere vakıf olup hakka gidelim. Bunları bilmek tabii ufak şey değildir. Bunları bilmek, duymak, öğrenmek çok büyük şeylerdir değerli kardeşlerim. Allahu Teala bir şeyi icat etmek istediği vakit ona hiçbir zaman ne efendim kazma lazım, ne keser lazım, ne çivi lazım, ne çaba çapa lazım, hiçbir şey lazım değil. Herhangi bir alet, herhangi bir malzemeye ihtiyaç duymaz Allahu Teala Hazretleri. Yasin-i Şerif'te ne buyuruyor sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu? Estaizu billah, bismillah. İnnema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu kün feyekûn. Sadakallahül azim. Onun emri bir şeyi murad ettiği zaman ancak ona ol demesidir ki o da hemen olu verir. Evet değerli kardeşlerim. Mevla Teala icat etmek istediği şeye ol der. O da hemen olu verir. İşte böyle yüce Allahu Teala'ya eğer uyulursa, böyle şanı yüce olan Allah'ın emirlerine, şeriatine, dinine, peygamberine, kitabına eğer uyulursa, ona uyan kimse de hikmet sahibi olur. Mevla Teala Hazretlerinin işlerini anlar bir halde olur. Bu yukarıdaki beyitler hakkında, bu baptaki bu beyitler hakkında Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sirruhu buyurdular ki bu beyitler Risale-i Kutsiyenin en zor kısımlarıdır buyurdu. Anlaşılması, anlatılması en zor yerlerdir. Allahu Teala Hazretleri fazlu keremiyle hakkıyla anlamaya, hakkıyla anlatmaya bizleri muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.